Never had your cap. You gotta take the cap off, mate. Pause on the car. Müşterilerimiz, benim ismim Rıfat Keçeli. Ben 4,5 yıldan ailemle Avustralya'ya geldik. Ve biz burada okuduk, büyüdük ve yani üniversite mezun olduk mühendis olarak. Ve üniversite mezundan sonra biz inşaat sektöründe 16 yıldan beri şirket kurduk, çalıştık ve şirket sahibiyiz. Ben ikisini soruyorum. Zaten diğerlerinin sorumluluğu gerekiyor. Onun için onun üzerinde konuşmak istemiyorum. Tam bilmediğim. Bir de gerçi şey normalde mesela ben bir yere şeye uğradım da. Bu da söyleyelim, talebimiz wheelchair'den geliyorsa sakat olan merdivenleri kullanamaz. Burada sınıf veriyoruz ve orada şeylerimiz var, facility'miz. Evet. Şimdi bu tarafı da göstereyim. Burada şimdi binanın bir parçasını başkasına kiralıyoruz ve talebeler de onun menfaatı. Şeylerini veriyoruz, license'ını veriyoruz ve söyleyelim öbür aletlerin buradaki sektörün kullandığı aletler. Buranın yönetmeni olarak toplam olarak 50 sene arkadaşlarımızın inşaat sektöründe tecrübesi var. Dolayısıyla bu ülkede inşaat sektöründeki boşlukları çok çok iyi bilen kişiler. İçlerinde mimar, mühendis, profesör ve diğer mesleklerden olan yönetmen arkadaşlarımız var okulumuzun. Buranın en güzel özelliği bu okulun, diğer okullardan farklı oluşu, burada okuyan talebe, bir, burası şu anda yalnız yurt dışından gelecek talebelere açıktır. Burada yetişmiş çocuklara açabilmek için funding için müracaat ettik, onu bekliyoruz. Ama yurt dışından gelecek talebelere açık olmasının nedeni de şu ve özelliği de şu. Burada okuyan talebeler bir sefer Avustralya'da inşaat sektöründe oldukça büyük bir boşluk var. Kalifeli işçiye ihtiyaç var. Dolayısıyla diyelim yurt dışından gelen kişi burada İngilizce kursu yapıyor. İngilizce kursu yaptıktan sonra kişinin kursu bitti diye iki seçeneği var. Bir tanesi geriye gitmek, ikincisi de başka kurs bulup bir sefer burada kursu yaparken burada kalma imkanı oluyor. İkinci imkanı da şu, 20 saat derslerimiz 20 saat. 20 saatin dışında bu sahada çalışabiliyor. Bu sahada çalıştıktan sonra, diplomayı aldıktan sonra bu kurstan mezun olan kişi veya bu kursa benzeyen kurslardan mezun olan kişi de immigration'a burada kalmak istiyorum diye müracaat ettiği zaman immigration'daki puanlama sisteminde oldukça pozitif neticeler yaratmış oluyor. Diğer okullarından farkı da şu, diğer okullar ilk önce talebenin iş bulmasını öneriyor, ondan sonra okula alıyor. Şimdi olaya şu şekilde bakarsak, yurt dışından gelmiş bir talebe zaten çevreyi tanımıyor, o ülkeyi tanımıyor. Bu kişi nasıl iş bulacak, ondan sonra okula gidecek. Burada ise biz talebeyi alıyoruz, yetiştiriyoruz. Yetiştirildikten sonra, yetişirken zaten bu talebeyi istiyorsa dışarıda çalışabiliyor. Dolayısıyla hem geliri olmuş oluyor, hem okuyor. Okulu bitirdikten sonra da burada kalmak istiyorsa, immigration'a müracaat ettiği zaman bunun tabii ki çok pozitif neticeler çıkmış oluyor. Dış ülkeden gelen bizim talebelerimiz
haftada en az 20 saat okumaları lazım ve 2 yıl burada okumaları lazım. 2 yıldan sonra 900 saat bu sektörde çalışıp burada kalma ihtimalleri var. İşte bu. Biz burada meslek olduğu gibi burada theory hem de el işleri insanlara öğretiyoruz ve buradan gidip kendileri dışta kolayca iş buluyorlar. Hello there. Well, that's very good to say. It'll be bubbling in June. And, so, guys, September, October, about 2016. Days. So, let's say if it starts on a Monday, it's Monday, Tuesday, and half day Wednesday. Monday? Yeah. Half day Wednesday. Such. Have you done that report yet, Jasmine? It's a report. For the students. Okay, I'll read it. That would be beautiful. We'll do the same thing tomorrow. How come this is saying it's not connected? I think the modem's off. Ben İrfan Hasan, Rifat Keçeli ve ekibini, arkadaşlarını candan kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir projeye adım attılar. Zaten Türk toplumunun da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bence bu okulu açmakla o ihtiyacı yerine getirmiş oldular. Nasıl ki burada Melbourne'da Türk toplumunun dini okulları var, özel okulları var. Niye bir de sanat okulu, sanat enstitüsü olmasın? O açıdan ben Rifat Bey'i ve ekibini kutluyorum ve başarılar diliyorum. Gerçekten yerinde bir proje.